Biz Suriye ile niye sorunumuzu kendi kendimize çözemiyoruz? Bir kere Amerika ile niye birlikte oluyor, hareket ediyoruz? Bunu birileri izah etmeli. Etmiyor. Amerika ile hareket etmek yanlıştır. Bize bir şey kazandırmamıştır. Kazandırmayacak da. Kara savaşında başarılıyız ama kara savaşıyla savaş bitmez. Savaş beyinle biter, akılla biter, teknik çalışmalarla biter, teknik takım adevatla biter. Biz bunlarla gelişmek zorundayız. Abisi Amerika'ya güvenmeyeceksin. Kimseye güvenmeyeceksin. Amerika bizi uyalıyor yani. Oraya PKK'lara yer açma uğraşıyor. Kürdistan devleti kurma uğraşıyorlar. İki yüzlü Amerika işte. Hem bizimle dost olmaya çalışıyor, hem PKK elini geliyor. Amerika neresi kardeşim? Ne arıyorsun orada kardeşim orada? Bir de Fransızı geliyor, İngilizce giriyor. Hep menfaat abisi. Hep menfaat. O petrol var ya, o petrol. Bugün buradaki insanların çoğu emekliler. Neden yurt dışında Avrupa'da gezmiyorlar da? Burada balık tutuyorlar. Asıl sorun orada. Amerika'ya gömeceksin abi. Amerika'nın sağa sola belli olmaz. Satar seni yani. Yani öyle yani. Tek kelime. Tavşana tut, tazıya kaç derler ya bizde. Aynı. Sen Amerika Birleşik Devletleri neredesin? Sen Türkiye'ye nasıl karışıyorsun? Senin ne hakkın var? Biz acaba onların ülkesine gitsek, bir Kaliforniya, New York'a karışsak ne yaparlar bize? Sorun burada. Değil mi? Yani güvenmiyorum yani Amerika'ya. Amerika kandırıyor Türkiye'yi. Türkiye'ye kandırıyor. Türkiye'nin tamam diyor ona, yapmıyor dediğini yapmıyor. Kandırıyor yani. Hiçbir öyle kendi yani söz veriyor ama hep yalan, hep yalan, hep yalan. Ülke olarak Rusya ile Amerika arasında gidiyor. Yani hangi tarafa yönelirsen öbür taraf baskı yapıyor. Yani ben hem onu idare edeyim hem onu idare edeyim diyemiyorsun. Zaten o ülke de büyük güç olduğu için ikisinin arasında kalıyorsun. Ve onun arasında kalıp da senin vatandaşın her zaman eziliyor o konuda. Çünkü oradaki insanın, askerin şehit oluyor. Politikan, ekonomin çöküyor.